Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizin için harika bir maske tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kuru ve hassas ciltler için bir maske yapacağız. E, ee, tabii ki bu maskeyi bütün cilt tipleri kullanabilir ama özellikle kuru ve hassas ciltler için çok fazla maske tarifi yok biliyorsunuz. Onun için bugün onlara özel olmasını istedim. Onun için ilk olarak kayısıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Kuru kayısıya. 6 tane kuru kayısı bizim için yeterli oluyor. İlk önce kuru kayısılarımızı küçük küçük doğruyoruz arkadaşlar. Doğurarken bir yandan da isterseniz birazcık kayısının cilde faydasından bahsedeyim. Kayısı meyvesi ve çekirdeği de çekirdeğinin yağı da birçok cilt sorunu yaşayan kadına çare oluyor arkadaşlar. Hücreleri inanılmaz derecede çabuk bir şekilde yeniliyor kayısı. Kırışıklıkları azaltıyor. A vitamini içerdiğinden dolayı cildi nemlendiriyor. Doğal bir canlılık ve parlaklık vererek akneleri de temizliyor arkadaşlar. Kuru ciltlilerin her gün rahatlıkla kullanabileceği bir maske. Ve hassas ciltler için de çok çok değerli bir maske bu arkadaşlar. En güzel özelliklerinden biri göz çevremize de uygulayabilmemiz. Biliyorsunuz çok fazla maskeyi göz çevremize uygulayamıyoruz. Bu maskeyi göz çevremize de rahatlıkla uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gidiyorum ve bu minik kayısılarımı güzelce kaynatıp geri döneceğim. Evet arkadaşlar kayısılarım şu anda güzel güzel kaynamaya başladı. Biraz böyle 15-20 dakika yarım saat kaynattıktan sonra geri döneceğim. Evet kayısılarım kaynadı. Güzelce yumuşadılar ve geri geldim arkadaşlar. Şimdi bu kayısılarımızı kasemize alıyoruz. Suyu ne güzel akmış o suyu da çok tatlı oluyor. Evet şimdi birazcık eziyoruz ve püre haline getiriyoruz arkadaşlar. Bunu ister bu arada bir sakarlık yaptım. Yine her zamanki gibi kameram oynadı. Evet şöyle biraz düzelteyim. Tamam. Şimdi bunları birazcık ezerken isterseniz birazcık daha bahsedeyim. Çok güzel ipeksi bir doku sağlıyor arkadaşlar kayısı cildimizde. Pahalı cilt kremlerinin de çoğunda ayrıca kayısı yağındaki aktif birçok madde bulunuyor. Cildi yağlandırmadan yumuşaklık, parlaklık ve canlılık kazanmasını sağlıyor arkadaşlar. Gözaltı ve cilt kırışıklıklarına biraz önce de söylediğim gibi çok iyi geliyor. Hücreleri besleyerek cildin gerginleşmesine zemin hazırlıyor ve bu arada benim telefonum çalıyor. Hemen döneceğim. Çok pardon arkadaşlar. Hemen geri döndüm ben. Şimdi maskemizin içerisine 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Balı da birazcık karıştıralım. Bu sırada isterseniz size biraz da balın cildimize faydalarından bahsedeyim karıştırırken. Özellikle sivilce ve iltihaplı cilt sorunlarının giderilmesine bal çok faydalı oluyor. Cildimizi nemlendiriyor ve nemi uzun süre hapsetiyor arkadaşlar. Ayrıca kaşıntı kızarıklık ve pullanmaya da çok iyi geliyor. Birazcık karıştıralım. Ve maskemiz hazır. Şunun uyarısını da yapayım. Cildiniz eğer çok çok kuruysa bu maskenin içerisine bir çay kaşığı zeytinyağı koyabilirsiniz. Benim cildim kuru olmadığı için maskeyi sadece size göstermek için yaptığım için ben zeytinyağı eklemiyorum. Ama sizin cildiniz çok çok kuruysa lütfen siz zeytinyağını kullanın burada arkadaşlar maske ile ilgili söylemek istediğim diğer önemli konu da şu arkadaşlar. Bu maskeyi sıcak günlerde dışarı çıkarken sürmüyoruz. Akşam yatarken temiz bir cilde uyguluyoruz. Bu maskeyi yapıp yani sıcak günlerde yaz günlerinde dışarı çıkmanızı tavsiye etmiyorum. Gece yatmadan önce yaparsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Ayrıca 12 yaş üstünde herkes bu maskeyi kullanabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Göz kapaklarınıza dahi uygulayabilirsiniz bu maskeyi. Onu da söyleyeyim. Sadece göz çevreniz değil, göz kapaklarınıza dahi sürün. Çok güzel bir şekilde nemlendirecek, yumuşatacak sizin yüzünüzü ve dekolte bölgenizi veya ellerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten genel olarak her maskemizi dekolte bölgemizde ve ellerimizde de kullanıyoruz. Evet şöyle benim gibi bir fırça veya pamuk veya işte makyaj pamuğu da olabilir. Bir malzemeyle güzelce dairesel hareketlerle cildimize yediriyoruz arkadaşlar. Ben pamuk kullanıyorum bu aralar. Bu aralar çok fırça kullanmıyorum. Pamukla sanki daha iyi oluyormuş gibi geliyor bana maskeler. Onun için pamuk kullanıyorum. Evet, güzelce dairesel hareketlerle bastıra bastıra tüm cildinize uygulayın. Boynunuzda yalnız aşağıdan yukarıya doğru yapın ki gıdını sarkmasın arkadaşlar. Onun da uyarısını yapayım. Evet. Gayet güzel oluyor. Şimdi şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu maskemizi uygulanışından birazcık bahsedeyim. Maskemizi yüzümüzde 20 dakika beklettikten sonra standart e, ılık suyla duruluyoruz arkadaşlar. Diğer maskeler gibi bunu da 20 dakika bekletip ılık suyla duruladığımız bu maske. Çoğu maskemiz böyle biliyorsunuz ki. Ve bu maskeyi haftada 3 defaya kadar uygulayabilirsiniz. E ee, ama sadece kayısı püresi yapacaksanız içine bal, zeytinyağı vesaire koymayacaksanız kuru ciltler her günde uygulayabilir. Sonra 20 dakika bekletip ılık suyla duruluyoruz. 6 tane kuru kayısımız vardı, hemen tekrar hatırlatıyorum. Bir tatlı kaşığı da balımız vardı. Bir çay kaşığı da zeytinyağı ekstra cildiniz fazla kuruysa kullanıyorduk. Hemen bunda kısacık geçtim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tıklamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanını tıklamayı unutmayın ki böylelikle her videomdan haberdar olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz. Açıklamalara ekleyeceğim. Ayrıca kanalımda ne tarz videolar görmek istediğinizde yorumlar yazarsanız bunlarla da ilgileneceğim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.